Rusya nasıl ortak anlaşma diliyse hatta 20. yüzyıla kadar ortak anlaşma dili bir Türk lehçesiydi. Birleşik Kafkasya Dağlıları Cumhuriyeti'nin resmi dili Kumuk Türkçesi anayasasında yazılmıştır. Eğer o devlet devam etseydi bugün, Kafkasya'da Kumuk Türkçesi de konuşan, ortak dil olarak bunu kabul etmiş bir cumhuriyetle karşı karşıya olacaktık. Fakat bugün artık Rusça onun yerini aldı. Şimdi ben çeşitli dil bilim araştırmaları da yaptım. Hatta geçtiğimiz yıl Türk Dil Kurumu'ndan bir kitap yayınladım. Kafkasya'da Kültürel Etkileşim ismiyle. Bütün Kafkas dillerinde ortak olan yaklaşık 1200 tane kelime var. Bunların hepsi ya Kumuk ya Karaçay-Malkar dillerine ait. Yani Abhazca'ya, Adigece'ye, Çeçence'ye, Osetçe'ye girmiş, artık o dillerin malı olmuş. Kumuk ve Karaçay-Malkar diline ait ortak kültür kelimeleri var. İşte bu insanları birbirlerini rahat anlamalarına vesile olan bir unsurdu burada. Orada konuşan, yani Kafkasya'daki Türk lehçeleri, değişik dillerde konuşan insanlar arasında bir iletişim aracı olarak kullanılıyordu. Ki Birleşik Kafkasya Dağları Cumhuriyeti'nin resmi dilinin de Kumukça olması bize bunu gösteriyor. Var mı başka soracak? O sorunun devamı... özür dilerim, Rasul benim adım. O sorunun devamı Arapça dilini durumu nasıl o dönemde? Aynı rol yok mu? Aynı rol yok. Çünkü Arapça o dönemde Dağıstan'da yaygın, bilenler yaygın ve Çeçenistan'a biraz etkisi var. Fakat ticaret için, normal günlük konuşmalar için, iletişim için Kumukça veya Nogay ya da Karaçay-Malkar dilleri. Lingua franca dediğimiz, yani ortak dil, anlaşma dili aracılığını gören diller bu diller. Arapça daha ziyade bir ilim dili olarak ya da dini çevrelerdeki bir anlaşma dili olarak kullanılıyor. Ama mesela şöyle belgeler biliyoruz. Bir Rus elçisi İmam Şamil ile görüşmeye geldiğinde İmam Şamil de Kumukça konuşarak anlaşıyor. Yani Arapçayı kullanmıyorlar. Ama harf olarak da Arapça bilen... Harfler, tabii. Yazı zaten Arap harfleri. Yazı ona dayanıyor. Böyle bir adet belki olabilirdi yani, benim de bildiğim kadar. Yani o toplum arasında bir tercüman yani... toplum komple o dili bilmiyorsa bile yani... Tabii. Tercüman olarak işte anlaşıyorlar. Evet, Etkileşim ve ekonomi dili olarak söyleyebiliriz yani. Evet. Yani Hukuk Bey, göçten önce 18-17. yüzyılda yani Hadiye bölgesindeki bütün o kabileler ve etnik gruplar hepsi Kabartay ve Balkar dilini biliyorlar mıydı? Mesela şimdi nasıl Rusça'yı biliyorlarsa öyle... Yok, o derece değil. Fakat özellikle Osmanlıların etkisiyle Batı Kafkasya'da Abhazlar ve Adigeler arasında Osmanlı Türkçesi de konuşulmaya başlanıyor. Yani o dili öğrenen insanlar var. Osmanlı ticaret yapabilmek için. Araplardan önceki dili kastediyor. Nasıl? Araplar girmiş mesela derler. Araplardan önce sonra Osmanlılar girmiş. Türkler sonra Osmanlılar. Evet. Onlardan önce Kabartay için hangi dil konuşuluyor? Arap akınlar veya Türk akınlar olmadan önce ortak bir şey var mıydı? Yani o dönemle ilgili bir bilgimiz yok. Herkes kendi dilini konuşuyordu ama yaygınlaştıktan sonra. Şimdi bir de Kafkasya'da İki dillilik veya üç dillilik konusu yaygındı. Mesela diyelim ki bir Karaçaylı eğer çok iletişim içindeyse Kabardeyce'yi, Abazaca'yı ve Kafkas ötesindeki Sıvan dilini bilirdi yani. En azından iletişim kuracağı ölçüde. Çünkü pazara gidiyor, mallarını götürüyor, onları satacak. İşte koyun götürmüş veya bir el ürünü bir şey götürdü. Onu satmak için biraz komşu kabilelerin dillerini bilmek zorunda. Onlar da diğer komşu dilleri biliyorlar. Bu sayede bütün işte Kafkas dillerinde ortak kelimeler ortaya çıkıyor. Herkes kendisinde olmayan bir ürünü komşu kabilede gördüğü zaman onu ondan alıyor, o kelimeyi de oradan alıyor. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bu kitaptaki
Kazım Biçili'deki bir yazı var. Arapça harfleri. Osmanlıca evet. Mı? Arapça mı? O Karaçay Malkar dilinde. Ama Arap harfleri. Var mı o? Arşivdeki var mı o? Onu aslı nerede onu? O yazının aslı. Nalçık'ta onlar. Nalçık'ta var. Buyurun. Bu ben Tokat Arpacı Karaçay Köyü'nden, bir Karaçay'ın Koban Sülalesi'nden Erdem ismim. Ben de bir Kafkasya Forumu üyesiyim. Aynı zamanda forum içerisinde Tavlu isminde Karaçaylarla ilgili çalışan bir grubumuz var. Evet. Şöyle bir durum var. Türkiye'ye gelen, Türkiye'de yaşayan Karaçaylar arasında bir kimlik probleminin olduğunu görüyoruz. Zaten bariz bir şekilde şu konferansı yapma gereği duymamızın da bir sebebi budur aslında. Hani kendisini Kafkasyalı olarak ya da kendisini ya da Çerkes olarak ya da kendisini Türk kimliğiyle ifade eden çok sayıda tanıdığımız insan var. Siz daha önceki kitaplarınızda da Karaçay Malkar Türkleri şeklinde bahsettiğiniz bazı noktalar var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz onu merak ediyorum. Yani kendilerini Türk kimliğiyle mi ifade etmeliler ya da ne kadar yani nerede durmalılar onu sormak istiyorum. Çünkü bir tabii Türkçe... Sosyolojik bir problem olarak... Bugün ortada duruyor. Şimdi konuştukları dil açısından Karaçay Malkarları Türk dilleri grubuna dahil ediliyorlar. Dolayısıyla Karaçay Malkar Türkçesi, Karaçay Malkar Türkleri tabiri kullanılıyor. Bu yanlış değil. Konuştukları dil açısından. Ama sahip oldukları kültür, etnik geçmişleri, işte DNA'larının uzandığı topraklar diye tanınacak olursak, Kafkasya'nın ayrılmaz bir parçası. Yani Karaçay Malkar adıyla işte Orta Asya'nın bilmem ne bölgesinde yaşarken oradan göç edip Kafkasya'ya gelmiş değiller. Bu Kafkasya'nın kendine özgü o sosyolojik tarihi süreçleri içinde Karaçay Malkar adıyla ortaya çıkmış, Kafkasya'da ortaya çıkmış bir halk. Burada genellikle konuyu çok bilmeyen, ilgilenmeyen insanların Karaçaylar içerisinde evet. Ciddi problemleri şimdi ortaya çıkıyor. Var tabii hani bir siyasi görüşle kendisini şöyle ya da böyle tanımlamak isteyenler oluyor. Ama hani, siyaset bizim dışımızda, biz bilimsel baktığımız zaman Karaçay Malkarların tarihlerini, geçmişlerini bugünkü konularını bu şekilde değerlendiriyoruz. Kafkasya. Evet yani. Ama çok affedersiniz. Yani Karaçay Malkar Türkleri söylediğinde de bir evet. Sıkıntı yok. Yok. Onda da bir sıkıntı yok tabii. Tamam, çünkü Türk yani. Dünyasının da bir parçası. Yani konuştuğu dille bugün o insanlarla bir kültürel bağ ve iletişim kurabildiğine göre onda da bir sıkıntı yok tabii ki. Ama işte sıkıntımız hep şu. Bir şeyler siyasi alana çekilip oradan yorumlar yapılıyor. Değişik adlandırılıyor. Politik olarak kendini ifade etme gereği evet. Bir şekilde bir yöne doğru evet. Teşekkür ederim. Peki. Var mı? Evet. Bir sorabilir miyim? Şimdi ikili şey halinde devam etmesin. Hoca burada. Vakti el vermeyenlere bir izin verip gönderelim. Ondan sonra gene... Saat 4'te benim otobüsüm kalkacak da. Kaç oldu? Bak, hocanın da vakti sınırlıymış. Değerli arkadaşlar, Hamer Tekar, sevgili gençler. Bugün de güzel bir sunum dinledik gerçekten. Çok faydalı oldu. Bir sonraki konferansta buluşmak üzere. Hepinize iyi çalışmalar, sınav dönemi. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.